Herkese merhaba. Bugün birlikte DAT marka solar aydınlatma sistemini inceleyeceğiz. Bundan önce BİM'den aldığım bir Nordica solar aydınlatma sistemi vardı. Onu sevdiğim bir abime hediye ettim ve kendime yeni bir cihaz almaya karar verdim. İnternette bu cihazın fiyatı 300 lira civarında ama ben Facebook'taki kamp gruplarında gezerken bir arkadaşla tanıştım ve o kendisi bunlardan satıyormuş. Ve ondan bunu 230 liraya satın aldım. O arkadaşımın bilgilerini de açıklamalar kısmında paylaşacağım. İsterseniz siz de alabilirsiniz. Şimdi cihazı şöyle kutusunu size bir yakından göstereyim. Kutunun üzerinde işte içinden ne çıktığını gösteriyor. Değişik cihazlar için şarj kabloları, 3 tane LED ampul, şarj adaptörü, solar paneli ve cihazın kendisi mevcut. Şöyle sağını solunu bir göstereyim. Üzerinde yazılar var ama İngilizce. Güzel ama İngilizce. Şöyle. Şimdi kutusunu açacağız zaten. Yakından inceleyeceğiz. Kutusunu açmadan önce içeriği tamken ağırlığını bir sizinle paylaşmak istiyorum. Şu küçük terazimi de açtım. Evet, cihazın içinden hiçbir şey alınmadan, açılmadan ağırlığı 1894 gram. Yani 2 kiloya yakın. Gayet kullanışlı. Şurada da kulpu var. Taşıyabilirsiniz. Şimdi terazimizi kenara alalım ve kutu içeriğine bir bakalım. Evet arkadaşlar, ben ürünün kutusunu açtım, içindekileri çıkarttım ve şöyle masanın üzerine bir dizdim. Şimdi ilk olarak cihazın kendisini şöyle yakından bir inceleyelim. Üzerinde 3 tane jack girişi var, içinden de 3 tane ampul çıkıyor. Burada bir USB çıkışı var, yalnız 500 miliamperlik bir çıkış. Yani bu Nordica'da da aynıydı, yavaş bir şarj sağlıyor. Ama yine hiç yoktan iyidir tabii ki. Burada ana bir anahtar mevcut. Bunda elektriği açıp veya kapatabiliyorsunuz. Şurada normal 220 volt, yani şebeke elektriğinden şarj olması için bir giriş mevcut. Onu da bu adaptörle yapıyorsunuz. Yalnız bunun bir dezavantajı var. Bunda tek ışık mevcut. Şurada gördüğünüz bir ışık mevcut. Yani cihazın şarjının az kaldığını, çok kaldığını anlayamıyorsunuz bitmeden. Yani zaten ışıklar zayıfladığında görebilirsiniz ancak. Ama şarjının dolu olduğunu şurada adaptörün üzerinde bir ışık mevcut. Şuraya netle bakayım. Bu ışık yeşile döndüğünde cihazın şarjı tam olarak dolmuş oluyor. Adaptörün ucu da bu şekilde. Onu da göstereyim size. Bu adaptör şarj aleti. Bunu kenara alıyorum. Ve cihazın ön tarafında, yani yan tarafında diyeyim, şöyle bir el feneri mevcut. Bunu birazdan yakacağım, göstereceğim zaten. Ve ön tarafında gördüğünüz gibi bir ışıldak mevcut. Bu da gayet güçlü bir aydınlatma sağlıyor. Üzerinde şurasında bu ışıldakları yakabileceğiniz bir tuş bulunuyor. Şimdi bunu geriye doğru çektiğiniz zaman ön tarafı yakıyor. Şöyle göstereyim. Gayet güçlü bir ışık sağlıyor. İleri doğru ittiğinizde de bu sefer ön tarafındaki fener yanıyor. Bu da el feneri olarak kullanabileceğiniz güzel düşünmüş ince bir ayrıntı. Şimdi bunu kapatıyorum. Ha, bu arada merak edenler için sadece cihazın ağırlığını göstereyim size. Sadece cihazın kendisi 843 gram bir ağırlığı var. Onu da belirteyim. Şimdi gelelim içinden çıkan farklı uçlara sahip şarj kablolarına. İçinden iPhone için, normal Samsung telefonlarınız için, işte eski iPhone, iPad şarj aleti. Bu fotoğraf makinelerinde falan kullanılan bir uç. Tam adını bilmiyorum. Bir de Nokia'nın eski ince uçlarına benzeyen bir kablo çıkıyor. Bu da bu şekilde. Bunu da kenara alıyorum. Şimdi gelelim ampullerine. 6 volt, 3 watt güce sahip 3 tane LED ampul çıkıyor içinden. Bunların kabloların uzunluğu 5 metre. Şimdi bu cihazın teknik özellikler kısmında 3 tane ampulle 10-12 saat aydınlatma süresi sağladığı yazıyor. Bunu test edeceğiz. Gerçekten vaat ettiği gibi o kadar uzun süreler aydınlatma sağlıyor mu? Bunu göreceğiz. Ona birlikte bakacağız. Şimdi gelelim solar paneline.
Onun da uzun bir kablosu mevcut. Şöyle yakından bir göstereyim size. Bunun da arkasında yine bir çentik mevcut. İsterseniz bunu bir yere asabilirsiniz. Ya da şuradaki zımbırtıları çıkartıp şöyle açılı bir şekilde yere de koyabilirsiniz. Bunu da yakından göstereyim. Özellikleri de şurada. Arkadaşlar bu arada cihazın normal şebeke elektriğinden şarj olma süresi yaklaşık 12-13 saat civarında. Yani aydınlatma süresi sağladığı kadar şarj olma süresi de aynı, yani öyle söyleyeyim, 12-13 saatte şarj oluyor. Bu adaptörün üzerindeki kırmızı ışık yeşile döndüğünde fişten çekiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar test zamanı 12 saat bize aydınlatma süresi sağlıyor mu? Buna bakacağız, birlikte göreceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, timelapse modunu izlerken yeter artık bitsin bu test dediğinizi duyar gibi oldum gerçekten. Çünkü aradan uzun bir süre geçti. 24 saate yakın süredir hala ampuller yanmaya devam ediyor. Ben de sıkıldım, artık bitireyim dedim testi. Gerçi aydınlatma güçleri düştü. Bir tanesinin de feri gitti, böyle bir canı gitti ama diğer ikisi hala ufak çaplı olsa aydınlatmaya devam ediyordu. Yani gerçekten güzel bir ürün. Tek bir dezavantajı var. Üzerinde şarj göstergesinin olmayışı. Yani bu şu demek. Nereye giderseniz gidin, bunu bir gitmeden önce şarj edin. Gerçi solar paneli var ama her zaman güneşli bir ortama gitmeyebilirsiniz. Cihazın teknik özelliklerinde 10-12 saat aydınlatma süresi diyordu ama biz bunu ikiye katladık gerçekten ve hala da yanmaya devam ediyordu. Bu arada kanalıma abone değilsen şimdi abone olmak için tam sırası. Videomu da beğenirsen sevinirim. Evet, ürün bu şekilde, gerçekten gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.